Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan tavada katmer tarifi ile geldim. Hemen tarifimizi hazırlamaya başlayalım. İlk olarak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Uygun bir kabın içerisine 2 su bardağı suyumuzu alalım. Üzerine 4 su bardağı unun ilk etapta yarısını ekliyorum. Hemen üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyip yoğurma işlemine başlıyorum. Unun markasına göre kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Unumuzu kontrollü ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımın tamamını izleyerek bana destek olabilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olmak için zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Hamuru yoğurma kabının içerisine birazcık toparladıktan sonra masamın üzerinde yoğurma işlemine devam edeceğim. Ve artık gördüğünüz gibi yeteri kadar hamur e, yoğurma kabının içerisinde toparlandı. Hemen masamın üzerine birazcık un serpiyorum ve masamın üzerinde yoğurma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Gayet yerinde bir hamur oldu. Kenarına köşesine biraz un serptikten sonra hemen içe doğru katlayarak hamurumu toparlıyorum. Tekrardan yoğurma kabının içerisine alıyorum ve üzerine temiz bir bez ya da streç filmle kapatalım. Yaklaşık 10 dakika boyunca dinlendirelim. Ben hamurumu yeteri kadar dinlendirdim. Hemen üzerine açıyorum ve hamurumuzu açma işlemine geçebiliriz. Çok güzel bir kıvamı oldu gerçekten de. Hemen üzerine birazcık un serpiyorum. Oklava yardımıyla hamurumu açabildiğim kadar açıyorum. İsterseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Hamuru gördüğünüz gibi gerçekten kıvamı çok güzel olduğu için sizleri hiç zorlamadan açılacaktır. Bütün hamurlarda olduğu gibi hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak açma işleminde de hamurumuzu yoğurma işleminde de e, çok güzel sonuçlar elde etmiş oluruz. Seri bir şekilde hamurumu açma işlemine devam ediyorum. yapışacağını düşündüğünüz noktalarda hamurunuzu un serpebilirsiniz. Bu şekilde katmerlerimiz daha çabuk olacaktır. Ben hamurumu yeteri kadar açtım. Hemen yağlama işlemine geçiyorum. 100 gram kadar margarinimi hafif erittim. Oda sıcaklığına getirdim. İsterseniz akşamdan dışarıda bekletirseniz daha kolay olacaktır sürmesi. Hamurun her yerine gelecek şekilde yağdan her yerine sürüyorum. Mutlaka yağın her yerine gelmesi gerekiyor. 100 gram kadar margarin kullandım. Tam yeterli geldi. Hamurunuzun büyüklüğüne göre yağ miktarını ayarlayabilirsiniz. Daha da arttırabilirsiniz. Yağı tamamına sürdükten sonra hemen katlama işlemine başlıyorum. Hamurumu içeri doğru yuvarlıyorum. Çok basit bir işlem. Gördüğünüz gibi herkes çok rahatlıkla yapabilir. Hamurumuzun kalınlığı, inceliği hiç önemli değil. Açabildiğimiz kadar açalım. Hamurumu açtıktan sonra hemen bezeler haline getiriyorum yuvarladıktan sonra. Ben 6 eşit bezeye ayırdım. Büyüklük miktarını tavanızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Hemen kestiğim parçaları içe doğru katlıyorum ve yuvarlak haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi çok da basit bir işlem. İnanın kat kat tel tel ayrılan muhteşem katmerleri elde etmiş oluyoruz. Şimdiden katlarının ne kadar güzel olacağı belli oluyor. Bütün bezelerimi aynı işlemle katlıyorum. Ben artık hepsini tamamladım. Masanın üzerinde üstünü örtelim ve yaklaşık 10 dakika boyunca dinlendirelim. Ben dinlendirdim. Hemen açma işlemine geçiyorum. Bu sefer merdane yardımıyla tatlı tabağı boyutunda açıyorum. İnanın çok basit bir işlem. Herkes çok rahatlıkla yapabilir. Hiç zorlanmadan, büyük büyük açmaya gerek kalmadan dakikalar içerisinde açabilirsiniz. Bu kadar benim için yeterli. Hemen diğerlerini de aynı şekilde açıyorum. Buraları sıkılmamanız için birazcık hızlandırdım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Ben hepsini tamamladım. Artık pişirme işlemine geçiyorum. Tavamı ocağa aldım ve çok iyi bir şekilde kızdırdım. Hemen hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesi tavamın üzerine aldım. İlk etapta altını birazcık pişmesini bekliyorum. Daha sonra hemen ters çevireceğim. Tavamızı ileri geri sallayalım. Çok fazla yağlı olduğu için kaşığınıza yapışabilir. Hemen ters çeviriyorum. Altı hafif pişti. Aynı şekilde altının da birazcık piştikten sonra tekrardan ters çevireceğim. Sürekli ters çevirerek katmerimizi pişirelim. Katmerin bir tanesini pişmesi yaklaşık 2-2,5 dakika sürüyor arkadaşlar. Sürekli kontrol ederek altını pişip pişmediğine bakıyorum ve hemen ters çeviriyorum. Yaklaşık 10 saniyede bir, 15 saniyede bir ters çeviriyorum. Her yerinin eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi mayasız olmasına rağmen yavaş yavaş kabarmaya başladı. Aralar açık olduğu için çok fazla kabarmayacaktır. Gördüğünüz gibi sürekli ters çevirerek pişirme işlemine devam ediyorum. Ve çok güzel kızardı. Üzeri gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Ben bütün katmerlerimi pişirdim. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için İnanın tel tel ayrılan yumuşacık bir katmer oldu. Mutlaka sizler de denemenizi tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili bir bilginiz bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi harika bir katmer tarifi oldu. Yine aynı şekilde tarifimi denerseniz yorumlar kısmında paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.